Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu sadisu ve semanune min kitab-ı salat. Fethu Babil İnayen'in kitab-ı salatın 86. dersini okuyoruz. Tatavvuru bina il mescidil haram. Bu başlık pek buraya uymuyor. Mescidül Haram'ın tatavvur. Tatavvur mana tagayyür, mana tezeyyün. Burada mevzu Mescidül Haram'ın tezini değil. Mutlak mescidi neydir? Tezinidir. Ha, bu konuda Hazreti Osman'ın Mescidül Haram'ı da biraz değiştirmiş, gümüşle süslendirilmiş. Onun için demişse olabilir. Ne diyor? وَلَا تَزْيِنُهُ Mescidin tezyini mekruh değil. اَيْ وَلَا يُكْرَهُ تَزْيِنُ الْمَسْجِدِ Camileri süslendirmek وَنَقْشُهُ Nakış etmek Bilcesi Biz bilcisi okuyoruz. Burada bilcesi demiş. Mesela. Cez kiriş demek. Ve sacı bir çeşit ağaçtır. Yakışlı, süslü bir ağaçtır. Ve ma-i zehbi altın suyuyla, yani cisle, sacla, ma-u zehble süslendirmek mekruh değildir. Cami süslenebilir. Bu bir görüş. Ve kile yukrehu li kavli aleyhissalatu vesselam İnne min eşrati saati kıyametin alamatlarındandır. En tüzeyyenel mesacidu mescidlerin zinetlenmesi. Kulna mahmelul kerahati mahmelul ne? Kerahati. Kerahet yani kerahetin hamil edildiği yer kerahetin hamle edildiği şey ettekellufi bidakaikin nukuşi. Şimdi bizim asırda olduğu gibi. Yani çok nakışların inceliğine girmek, masrafına girmek. Hususen fi canibil mihrabi. O hususla mihrab kıble cihetinde olursa. O tezyin de lil iftihari vel kibriyai ve sum'ati ve riyai. İftihar için, kibir için, işitme için, riyakarlık için. İftihar, kibriya birbirine yakın, sümat riya birbirine yakın. Evi tezyinu ma terki salati. Yahut da murad, namaz kılınmamayla beraber tezyin. Yani camiler süsleniyor, namaz kılan yok. Bununla ilgili hadisler var. Bu şekil mana etmek, buna hamle etmek uygun mu? Evet, uygundur. Delili var. Bir delili ahiril hadisi. Bu hadisin sonunda geliyor. قُلُوبُهُمْ خَاوِيَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ وَتَمَامُ اَحْكَامِهِ Tezyinin ahkamlarının tamamı, bu konunun tefsili, Mezkûretun fi Bâbil Mescidi min Kâdî Han. 592'de vefat eden Kâdî Han'ın kitabının Bâbul Mescid'de orada tefsili zikredilmiş. Bakmak isterseniz oraya bakabilirsin demek istiyor. Ve kîle yüstehabbu. Bir kile demiş, tezyinul mescid müstehabdır. Niye? Li tezyini Osman radiyallahu anhum mescide nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Osman Allah Resulü mescidini tezyin etmiş. Ha tatavvurul mescidil haram. Bununla ilgili başlık atmış olabilir. Hakikaten Hazreti Osman mescidun nebevi yok. Bakın o mescidul haramdır.
Hazreti Osman'ın da yaptığı Mescid-i Nebevi ne etmiş? Tezim etmiş. Ve zalik, yani bu o başlık buna da uymuyor. Bu o başlığa gene yol açmıyor. Ve zalike ennehu aleyhissalatu vesselam bena mesciden billebini kerpiçle yapmış. Ve sekafehu bil ceridi. Cerid bu ağaçların dalları var ya, yaprakları diyelim. Ve ceala umudehu haşeben nakli. Direkleri, sütunları, hurma ağaçlarının kütüklerini yapmıştı. Ve ceala lehu selasete ebuabi. Baben fi muakharihi. Kuzeyden giriliyordu. Ve baben yukalu lehu babur rahme. Bu neden giriliyor demedi. Allah-u Alem bu batı tarafından girilirdi. Şu an Bab-ı Sıddık diye geçiyor. Ve baben yedhulu minhu, Allah'ın Resulü kendisi ondan giriyordu. Felemma kâne eyyâmu Ömer radiyallahu anhu, Hazreti Ömer günleri olunca, hilafet dönemi olunca zâdefihi artırdı. Ve benâhu alâ binâihil evveli, neyti? Önceki binası üzerine bina etti. Önceki binasına uygun bina etti. Ama artırdı. Yine ceridlerle, yine haşabunakla, yine lebinle yaptı. Ama büyüttü. Sümme gayyerehu Osmanu radiyallahu anhu. Hazreti Osman artırdı. Şu an Hazreti Osman'ın ilavesi işaretle bellidir. Ve zade fi kesiren, çok artırdı. Ve bena cudurehu bil hicaretil menhuşeti vel fiddati. Divarları nakışlı taşlarla, gümüşle neyti süslendirdi. Ve ceala umudehu hicareten menkuşeten. Önce ağaçtı, bu sefer nakışlı taşlarla direklerini yaptı. Sümme lemma kâne Velid ibn Abdülmelik. Abdülmelik'in 4 oğlu, bir de bir damadı ki Hazreti Ömer bin Abdülaziz'dir. Halife oldular. Velid döneminde, Abdülmelik'in oğlu Velid dönemi idi. O arada ve kana Ömer ibn Abdülaziz alel Medineti min kibelihi. Hazreti Ömer veli tarafından Medine'ye vali olarak ne edilmişti? Tayin edilmişti. Ne oldu? Lemma kana Velid ibn Abdülmelik ve sa'ahu bi buyuti nisaihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin hanımlarının beytlerini de odalarını da ilave etmek suretiyle büyüttü. Sümme benahul mehdiyyu. Bakın Velid, Abdülmelik, bunlar Emevilerden diler. Mesela. Mehdi Abbasilerdendir. Sonra Abbasi döneminde Hazreti Mehdi onu bina etti. Senet-i Sittine ve Mi'etin 160 senesinde. Sümme zâdefil me'munu. Me'mun, Emin. Harun Reşid'in oğullarıydılar. Me'mun daha da artırdı. Ve etkene binaehu, binasını güçlendirdi. Senete sinteyni ve mi eteni. Hicri. Hicri 202'de. Kâle Süheyliyü ve huve ala hâlihi ilel an. Süheyli diyor, şu anda o hal üzerinedir. Belki bu Süheyli dönemindeydi, şu an büyüktür. Çok çok ilave edilmiş. Süheyli, Süheyl'e mensup. Süheyl, İspanya'da, Endelus'ta bir köyün ismidir. Endelus alimlerindendir. 581'de vefat etmiş. وَلَا تُكْرَهُ صَلَاتُهُ اِلَى زَهْرِ مَنْ لَا يُسَلِّمْ. Biri namaz kılmıyor. Orada oturmuş, arkası dönük, kıble yönlenmiş, kuzeye arkası dönük. Biri de onun arkasına geçip
Ona yönelmek suretiyle namaz kılarsa mekruh mudur? Hayır diyor, mekruh değil. Ve in kana yetehaddesu, o zahrine dönülen kişi konuşsa da birileriyle, yine onun sırtına yönelmek suretiyle namaz olur. Delil limma rava İbn Ebi Şeybe fi musannefihi, İbn Ebi Şeybe, İbn Ebi Şeybe'nin vefatı kaç? 210 235 235 235 sene. An Vekiye. Vekiye de İmam Şafii'nin hocasıdır. Vekiye de 190 küsürdü galiba. Ebu Hanife'nin de talebesi. Ebu Hanife'nin talebesi, İmam Şafii'nin de hocası. 190 küsür diye hatırlıyorum. Bir daha bakalım. Vekih binül Cerrah. Yüz doksan yedi ihtilaflidir. İmam Şafii vefatları arasında çok fazla yoktur. An Hişam binil Gazi an Nafi ennehu kâne İbn-i Ömer İza lem yecid sebilen ila sariyetin min sevaril mescidi, genellikle cami direklerine yönlenip namaz kılardı. Direğe yönlenip namaz kılma imkanı olmadığı zaman Kareli bana diyordu, vellini zahreke, sırtını bana çevir. Ben sırtını çeviriyordum, ona bir sütre oluyordum, o da bana yönlenip namazını kılıyordu. وَأَمَّا مَا رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يُسَلِّ اِلَى رَجُلٍ. Bir gün Allah Resulü baktı, biri birine yönlenmiş namaz kılıyor. فَأَمَّرَهُ اَنْ يُعِيدَ السَّلَاتَ. Namazını ne et? Namazını iade et. Bu kavul o fevâkiyatü halin. Yani ona yönlenip namaz kıldığından dolayı değil. O olay gerçekleşirken herhangi bir sebeple namazın bozulduğunu görünce Allah'ın Resulü namazı iade deyince o neye tevafuk etmiş? Birinin sırtına yönlenerek namaz kıldığı bir ortama denk gelmiş. O fevakiyatü halin la testerzimu kevne veşihi ila zahri. Yani namaz kılanın yüzü diğerinin sırtına yönlenlik olduğunu da gerektirmiyor. Niye? Cevazi kevnihi mustakbilehu. Bu ona yönlenmiş, namaz kılmıştı. İlla onun yüzü onun sırtının tam hizasındaydı. Öyle değil. Sağında da olabilir, solunda da olabilir. Fe'meru bil iadeti li def'il keraheti. Def'ul kerahet için. Yani mekruh olduğu için iade ettirmiş. Yoksa batıl olduğu için değil. Tabi biraz gariptir. Allah'ın Resulü biri kerahet işledi diye namazını iade et, kolay kolay demezdi. Dediyse demek ki batıldır. Kâlel Bukhariyü fî sahihihi, ne demiş? Kerihe Osmanu radiyallahu anhu istikbala racülü fî salat. Namazda birine yönlenmek mekruh görmüş. İlla sırtına yönlenmek de şart değil. Kâle Bukhari diyor. Diyor ve haza, bu birine yönlenip namazın kılmasının mekruh olması izzeştegale bihi, kişi onunla meşgul oluyorsa, dikkati dağılıyorsa bu öyle. Fennem yeştegil bihi fekad kâle Zeyd bin Sabit مَا بَالَيْتُ اَنَّ الرَّجُلَ لَا يَخْتَعُ سَلَاتَ الرَّجُلِ. Ben buna aldırış etmiyorum. مَا بَالَيْتُ, yani aldırış etmemişim. اَنَّ الرَّجُلَ لَا يَخْتَعُ سَلَاتَ الرَّجُلِ. Yani racul, racunun salatını kat etmez veya kat eder. Ben buna hiç ne etmemişim? Aldırış etmemişim. Bunun üzerine durmamışım. Yani ehemmiyet vermemişim. Mühim bir mesele değil. وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهِي عَنِ السَّلَاتِ خَلْفَ النَّائِمِ وَالْمُتَحَدِّسِ. Biri yatıyor, insan ona yönlense arkasına namaz kısa veya biri konuşuyor
ise arkasına namaz kılmak nedir? O ferravahu Ebu Davud illa ennen nevaviye kale ittefeku ala da'fihi. Kultu ve kad ravahu İbn-i Mace an Ebi Umame ve lefsuhu neha en yusalliye helfel mutahaddisi ve naimi ve la yeb'udu en yuterakka bihi ani da'fi anil hadise ilel hadisi. Bir de bu olabilir. Uzak değil bu hadis. Daif diyoruz ya. Hasan derecesine çıkabilir. Başka bir daifin takviyesiyle veya başka bir yere şeyle yükselebilir. Bir hadis hadizatına daif başka nedenlerle hasen olabilir. Ve veşhul keraheti zahirun eyden. Buna hasene li gayrihi denilir. Ve veşhul keraheti zahirun eyden. Niye? Li şuğulil hatiri. Bir kişi bir kişinin arkasında veya naimin arkasında namaz kılıyorsa hatiri meşgul oluyor. Hususen halfel mutahaddisi ve naimi. Ve keza la yukrehu ize kane muteveccihen ila şem'in. Bir mumayı, yanık bir muma yönlenmiş ise. Bu da mekruh değil. Ev siracin muqedin. Muqed hem sirac hem şem'in. İkisinin de kaydidir. Yahut da tutuşmuş, yakılmış bir çıranın, biz çıra diyelim, lamba diyelim, arkasında namaz kılmak mekruh değil. Niye? لَنَمْ لَا يُعِدُونَهَا كَزَلْكَ. Bu şekilde kılınan namazı iade etmiyorlar. بَلْ اِذَا كَانَتْ مُدْرَمَتَنْ يَعْبُدُونَهَا. Ha. لِأَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَهَا كَذَلِكَ. Hani dedik ya, niye böyle mum, şu, bu, ateşe yönelmek namaz niye mekruhtür? Çünkü namaza ibadet edenler bu şekilde yapıyorlar diyor. Onlara benzetme var. Ama diyor şeme sirace muqad ise ona yönelip namaz kılmakta bir beis yok. Niye? Çünkü onlar böyle bir ateşe ibadet yapmıyor. Onlar bu şekilde ibadet etmiyorlar diye ateşe. Ben ize kanem mudrameten ateş bol yakınınca tutuşturulunca o halde ibadet ediyorlar diye. Yani bir mumu yakıp namaz kılmak yoktu. وَقِلَ يُكْرَهُمْ كَمَا لَوْ كَانَ بَنَ يَدَيْهِ kanunun. Kanun tandıra denilir, ocaka denilir, mankala denilir. Yani ateşin içinde yakıldığı herhangi bir şey. اِذَا لَوْ كَانَ بَنَ يَدَيْهِ kanunun fihi cemretun. Küçük bir tandır var. Veya bir mankar var, içinde ateş gözleri var. Ev narun muhkadetun, ya tutuşmuş ateş var. Bak buna, bunu kerih görmüyorlar diye. Ve la yukrehu katlul hayyeti vel akrebi fiha. Biri namaz kılıyor, akrep veya yılan yanından geçerse öldürebilir. Enfis salati, niye? Lima rava ashabu sünenil erba'a. Bitti. Ha, Ashab-ı Sünnel Erba hadisi rivayet etmiş. Onlardan biri kimdir? Tirmizi'dir. Tirmizi de hadisin derecesiyle ilgili vakale Tirmizi'yü Hasan'un sahihun. Yani biri isnadla Hasan, başka biri isnadla sahihdir. An Ebi Hüreyre kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uktulul esvedeyni fis salati el hayyete vel akrabe. İki namaza iki siyahı öldürün. Biri hayyettir, biri nedir? Yılandır. Yılan. Bazıları diyorlar beyaz yılan öldürülmez namazda çünkü o cinlerdendir. Evet. Bu esvedeyniden de ona işaret edilebilir. O işaret çıkarılabilir. Ve fil mefsud, Allah Allah'ın buradaki mefsuddan murad, İmam Seraksin'in mefsududur. Ve İmam Muhammed'in de olabilir. El ezer en la yufassale en la yufassala fi katlihima tefsir edilmemeli fi katlihima beynel fiyalil kesri vel galili. Yani öldürürken çok hareketlerle mi öldürmüş? Az fiyallerle, hareketlerle mi öldürmüş? Bu öyle bir tefsir yapılmamalı. Ne demek? Yani fark etmiyor. Niye? Li ennehu. Çünkü amel fiyal
Ruhsetun. Burada ruhsettir. Kel meşi ve tevaddu'i fi sebkil hadesi. Hani lahık kişi için, abdesti kırılan kişi için namazda yürüyor, lav sün olduğu yere gider, abdest alıyor, tekrar geliyor, sefer lahık oluyor, namaz kılıyor. Nasıl oradaki hareketler namazı bozmuyorsa burada da bozmuyor. Oldu mu? Kalu ve yenbeği en la yuhtelel hayyetul beydâ'u. Bak dedim burada geliyor. Beyaz yılan öldürülmemeli. Elleti temşi musteviyeten. Yani o beyaz yılan ki giderken hani yılan kıvırarak dönemeçli gidiyor. O beyaz yılan ki düz gidiyor onu öldürmemek lazım. Niye? لِأَنَّهَا مِنَ الْجَانِبُ Can, cinlerdendir. Can bir çeşit cindir. وَقَالَ تَحَاوِيُّمْ İmam Tahavi vefatı kaçtı? 321. Tahavi'nin vefatı 321. لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْكُلِّ Hayır. Beyaz, siyah, kırmızı fark etmiyor. Bütün yılanlar öldürülebilir. Niye? لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَحَدَ الْجِنَّ Cinlerle ahitleşmiş, onlardan söz almış. اَنْ لَا يَدْخُلُ بُيُوتَ اُمَّتِهِ وَلَا يُسِرُوا اَنْفُسِهُمْ Cinlere demiş siz, ümmetimin evlerine girmeyeceksin. Onları gözükmeyeceksiniz. Onlara gözükmeyeceksin. Ha fe inna kadu ahdahu eğer onlar ahdlerini bozsalar fela hurmete lehum. Onlara bir hürmet yok öldürülebilir. Vel evla fi gayri salati namazın gayrisinde insan yılanı görür görmez öldürmeli midir? Diyor evla o ki en yundirel hayyete kişi yılanı önce korkutsun. Ve yekule desin irci'i geri dön. Bi iznillah. Allah'ın izniyle geri dön. Ev halli tarikal muslimine. Müslümanların yolunu ne et? Aç. Besen. Fe in ebet buna rağmen yılan men olursa, devam ederse katala ne eder? Öldürür. Rangi neyse bakılmıyor. وَيَأْسَمُ بِالْمُرُورِ اَمَامَ الْمُسَلِّي فِي مَسْجِدِ السَّخِيرِ وَمَا فِي غَرِيفَ فِي مَا يَنْتَهِ اِلَيْهِ بَسَرُهُ نَازِلًا فِي مَسْجِدِهِ وَحَازَ الْاَعْضَاءُ الْاَعْضَاءَ اِنْ صَلَّ عَلَى الدُّكَانِ اِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُسَلِّي سُتْرَةٌ بِمِخْتَارِ زِرَاعٍ وَغِلَزِي اُسْبَعٍ تُغْرَزٌ حَزْوَ اَحَدِ جَانِبَيْهِ بِقُرْبِهِ Burada dursun. Bunlar birbirine bağlı. Tamam. Bugün yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyetun